İzleyicileri. Bugün Merkez Efendi Spor Kulübü Başkanı Faik Kaya'yla birlikteyiz. Merhaba başkanım, nasılsınız? Merhaba efendim. Siz de hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Başkanım, 2014-2015 sezonunda sezonu sona erdi. Lider tatil oldu. 2015-2016 sezonu için hedeflerinizi açıklar mısınız? Şimdi Ömer Bey, bu sene birinci ligde mücadele biz oldu. Birinciydi. Bu sene play-off maçlarına katılamadık. Ama bu önümüzdeki sezon, şu anda anlaştığımız 5-6 tane futbolcular var. Bu sene hocamızla inşallah anlaştığımız bir tane daha, bir görüştüğümüz bir hocamız var. İnşallah bu sene iyi hazırlanıp önümüzdeki sene mutlaka şampiyon olup Süper Lig'e çıkmamız gerekli. Peki başkanım, diğer branşlarda faaliyet göstermeyi düşünüyor musunuz? Bildiğim kadarıyla bir handbol ve futbol var şu anda. Başka branşlarda düşünüyor musunuz? Tabii şimdi bu sene handbol takımımız var. Merkez Efendi Spor olarak. Tabii önümüzdeki 2015-2016'da daha bir şey olacak. Takım hazırladık, handbol takımında. Tabii handbol takımı farklı bir takım, bir kul var. O tabii kapalı spor salonlarımızda oluyor. Tabii önümüzdeki yıl inşallah bunları da izleyeceksiniz yani. Peki başkanım, şimdi siz yönetim kurulu veya teknik yönetimi değiştireceksiniz. Yeni bir takım oluşturacaksınız, başka branşlar geleceksiniz. Bununla ilgili olarak yönetimde düşündüğünüz veya yönetimle ilgili yapmak istedikleriniz var mı? Şimdi bu sene yeniden Merkez Efendi Spor olarak yönetim kuruluna yani herhalde iki tane arkadaşımız kalacak. Geri kalan arkadaşlarımıza zaten ön görüşme yaptık. Yeni bir yani yönetim kurulu hazırlayıp yani şampiyon olma için ne gerekiyorsa yapacağız. Yeni bir yapılanma, yeni bir yönetim, yeni hedefler. Aynen doğru. Kesin şampiyon olacak, kesin başarılı olacak bir takım kurmayı düşünüyorsunuz. İşte bizim Merkez Efendi Spor olarak mutlaka üçüncülüğe çıkmamız için üç yılda mutlaka çıkmamız lazım. Yani bizim hedefimiz, biz istiyoruz ki tabii Süper Lig'de yani bir Beşiktaş'ta, bir Fenerbahçe'de oynayalım. Tabii uzun yıllar bunlar yani, bir şey tabii önden bir şeyler hazırlamak lazım. Tabii bu işlerde de maddiyat gerekli. Spor demek yani maddiyat demek. İnşallah, bunun içinde güçlü bir yönetim değil mi başkanım? Tabii inşallah önümüzdeki yıl güçlü bir yönetimle Merkez Efendi Spor'u farklı bir şekilde izleyeceksiniz. Peki başkanım, Denizli Spor malum şu anda zor günler yaşıyor. Bunu olarak ne demek istersiniz, ne söylemek istersiniz, temennilerinizi alabilir miyim? Tabii yani Denizli Spor'un tabii geçmişte bir sıkıntılar var, maddi sıkıntıları var. Bizim anladığımız kadarıyla yani 35 milyar yani eski paraya göre 35 milyon borcu var. Tabii futbolda tabii çok paralar gerekti ama esasında bizim Deniz Spor'un altyapısından yani yetişemiyor yani futbolcular. Esasında Deniz Spor'un altyapısındaki oyuncular veya diğer amatör sporundaki oyunculardan alınsa, altyapı mutlaka olması lazım. Hep para vermekle bu işlerde olmuyor tabii. Yani taşıma suyla değmen değmez diyorsunuz. Dönmüyor mutlaka yani altyapısı olması lazım. Bir de yani Denizli Spor'un ne yazık ki yani çok sıkıntı günler var. İnşallah ikinciliğe düşmez diyoruz ama inşallah bir şey olmaz diyorum yani. Teşekkür ederim başkanım.